İstanbul Çekmeköy'de iki çocuk annesi genç kadın gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis eşine darp uyguladığı için daha önce iki kez işlem yapılan kocasını gözaltına aldı. Hayatını kaybeden kadının ailesi de Star Haber'e konuştu. Onlar da cinayet şüphelerini dile getirdiler. Tugay Saday'ın özel haberi. Karısı masmor. Ağzı burnu kan içerisinde. Mahvetti benim yeğenlerimi. Mahvetti benim ablamın hayatını. Acı olay İstanbul Çekmeköy'de gece saatlerinde yaşandı. Hayatını kaybeden Zeynep Özgelen 36 yaşındaydı. İki çocuğu vardı. Bir süredir eşinden ayrı yaşıyordu. Ablam bir daha İstanbul'a gelmek istemiyordu ki. O bana bir şey yapar. İstanbul'da o bana bir şey yapar. Erzurum'da duruyordu bizim yanımızda. Ancak bir ay önce çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. 36 yaşındaki Zeynep Özgelen yaklaşık bir ay önce eşi ve iki çocuğuyla birlikte Çekmeköy'de işte bu binanın giriş katına taşınmışlardı. İddiaya göre gece saatlerinde kocası sağlık ekiplerini aradı ve eşinin boğulmak üzere olduğunu söyledi. Sağlık ekipleri olay yerine gittiğinde iki çocuk annesi kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen polis ekiplerine bilgi verildi. Ben dün onlarla beraber değildim, arkadaşımda kaldım. Gece aradı polis. Vefat var dedi. Ne vefatı dedim. Vefat ne? Ablanız dedi. Ablanız vefat etti. Geldi beni polisimiz aldı götürdü. Evin önünde iki tane bekçi, bir tane de polis vardı. Olay yeri inceleme falan geldi. Onlar buradaymış zaten. Olay yerine gelen polis ekipleri daire içerisinde saatlerce incelemelerde bulundu. Genç kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine kocası gözaltına alındı. Genç kadının cansız bedeni ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ailesi ise cinayete kurban gittiği iddiasında. Tehdit ediyordu hep. Bugün de öldürdü. 4-5 gündür İstanbul'daydım. Onlar da kalıyordu. Bir huzursuzluk vardı, belliydi zaten. Geçen haftalarda kaç defa dövmüş, vücudunda kaç yerde şeylikler vardı. Kimseye söyleyemiyordu, tanıyordu.